Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu videomuzda finansal piyasaları kullanarak %50 ve getiri üzerine nasıl çıkabiliriz? Ve bu %50 ve üstü getiriyi sağlamak için 70'e 30 taktiğinden bahsedeceğim size. Bu 70'e 30 taktiği nasıl kullanılır? 70 ne? Bu 70'in içini nelerle dolduracağız? 30 ne? Bu 30'un içini nelerle dolduracağız? Bunlarla ilgili size ilerleyen dakikalarda bilgi vereceğim. Neden 70'e 30 taktiğini kullanmak zorundayız? Bu bir mecburiyet arkadaşlar. Çünkü Türkiye gelir dağılımında oldukça sıkıntılı bir ülke. Ve dost acı söyler, size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer siz memur ve emekliyseniz, hükümetin lütfunu bekliyorsanız, eğer özel sektörde çalışansanız, ister genel müdür olun, ister normal bir uzman olun, çalışan olun, hiç fark etmez. Patronun himmetini bekliyorsanız boşuna beklemeyin. Ne hükümetten bir lütuf gelecek, ne patrondan himmet gelecek arkadaşlar. Gemisini kurtaran kaptandır bundan sonra. Dolayısıyla bu gemiyi biz nasıl kurtaracağız? İlerleyen dakikalarda bunu öğreneceğiz. Eğer bunu öğrenmezseniz, konfor alanınızda kalırsanız, hükümet bana zam yapsın, patron bana zam yapsın derseniz boşa beklersiniz. Sadece ne bulursunuz? Kredi kartınızda borç, kafanızda bir ağrı, buzdolabında da büyük bir boşluk, kapağı açtığınızda karşınıza dikilir. Dolayısıyla sırayla gidelim. Evvela neden 70'e 30 taktiğimiz var? Ülkenin durumu nedir? Dünyada neredeyiz? Onu bir 3-4 dakika size göstereyim. Ondan sonra da bu işten sıyırmak için bu 70'e 30 taktiği nedir? Onu detaylı anlatayım. Hadi bakalım, gelsin videomuz ekrana. Değerli arkadaşlarım, eğer mevzu gelir dağılımının bozukluğuysa ne yazık ki ülkemiz Türkiye burada dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi. Türkiye'de aslında para var ama Türkiye'deki bu para ne yazık ki özellikle son 20 yıldır adil bir şekilde pay edilmiyor. Bakın karşınızdaki haberi ayın 27'sinde Euronews'ten aldık. Uluslararası raporlara dayanarak çıkardıkları rakamlar var ve bunu da grafiğe dökmüşler. Görüyorsunuz Türkiye'de en zengin %1'lik kesim servetin %40'ına sahip. E peki şimdi siz %1, %5 ya da %10'un içinde değilseniz işte bu videoya konu olan o çıkış planını kendi hayatınızda devreye almanız lazım. Eğer devreye alamazsanız çok ama çok ezilirsiniz. Bakın rakamlar ne söylüyor? En zengin %1 Türkiye'de %39,5'u alıyor. Çekya'da %37'yi, İsveç'te %35'i alıyormuş. Almanya'da %30'u. Bana şunu söyleyebilirsiniz. Ya bu dünyanın genel adaletsizliği. Baksana Almanya'da bile %1'lik kesim %30'u alıyor diyebilirsiniz. Ama şimdi problem şu. O %1'in dışında kalan vatandaşlar Almanya'da daha az eziliyor. Ne demek istiyorum? Şunu. Almanya'da emekli ücreti, emekli maaşı 1500 euro iken Türkiye'de 240 euro. Haliyle bakın orada bir gelirler yine yüksek senden. İkinci nokta, o emeklinin satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyatı senden çok daha düşük. Hem gelirler daha yüksek, iki fiyatlar daha düşük. O yüzden orada %1'in dışında kalanların birazcık daha nefes alma şansı var. %5'e bakalım arkadaşlar ne oluyor? En zengin %5 ülkemizde %59'u %60'ı götürüyor. En zengin %10 hey maşallah %70'i götürüyor. İşte bu rakamlar böyle karşımızdayken ve bir de bizim aldığımız ücretler, gelirler düşükken ve satın aldığımız mal ve hizmetlerin fiyatı roket gibi giderken işte şimdi konuşmaya başlayacağımız bireysel çıkışlar çok ama çok önemli olacak. Kıymetli arkadaşlarım, bölüşüm sorununu gördünüz. Gerçekten had safhaya çıkmış durumda. Peki burada 70'e 30 nedir dediğimizde, eğer bölüşüm sorunu varsa burada o mutlu azınlık %1, %5, %10 bu hasıladan payı nasıl alıyor? Şirketler yoluyla alıyor. Ben hep daha önceki videolarda da şunu söyledim. O zaman bu şirketlere ortak olmak, bu hasıladan payı almak lazım dedim. Tasarrufları buraya yöneltmek lazım. 70'e 30 kuralı şudur arkadaşlar. 100 liralık bir portföyün eğer agresif bir bakışınız varsa 70 lirasını hisse, 30 lirasını dolar ya da altın yapmalısınız.
Peki 70 liralık kısmı ben bu %1'lik, %5'lik, %10'luk kesimin şirketlerine sokmam lazım o zaman dediğimde hangi şirketlerdir bunlar diye aklımıza soru işaretleri gelebilir. Önceki videolarda benim kendi yaptığım hesaplamaları sizle paylaştım. Bu videoda bu sefer farklı farklı hesaplamaları karşınıza getirmek istiyorum ve mesela iş yatırımın bir hesaplaması var. Onu getireceğim arkadaşlar size. Bu 70'in içini nasıl doldurabiliriz? Daha sonra yine benim kamuoyu aydınlatma platformuna bakarak yaptığım hesaplamalar var. Onları getireceğim ekrana. Bu 70'in içini nasıl doldurabiliriz? Birazcık buna kafa yoracağız. Çünkü 70'e 30'u sağladıktan sonra %50 ve üzeri getiriyi biz finansal piyasalarda çok büyük olasılıkta buluruz. O zaman şu iş yatırımın bir hesaplamaları var arkadaşlar. Onu bir ekrana alalım, konuşmaya devam edelim. Değerli arkadaşlarım, eğer 70'e 30 taktiğini hayata geçireceksek, yani portföydeki 100 liranın 70 lirasıyla hisse seçeceksek, bu seçimlere ben iki tane örnek vereceğim. Bunlardan birincisi iş yatırımın bir hesaplama aracını kullanarak 2024'te %50 ve üzeri getiri potansiyeli olan bir takım şirketleri size göstereceğim. Tabii bunu göstermeden önce ilk önce şirketin şu uyarısını size hatırlatmakta fayda var. Diyorlar ki hesaplamalarda kullanılan verilerin ve hesaplanan değişkenlerin doğruluğu garanti edilemez. Yapılacak filtrelemeler sonucu ulaşılacak sonuçlar herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Evet, burada gerçekten 70'e 30 taktiğinde o 70'lik kesimi nasıl hisse senediyle doldurabilirizin bir egzersizini yapıyoruz. Şirket de zaten burada söylemiş, diyor ki bunu bir getiri vaadi olarak yorumlamayın, bu illa olacak bir getiri vaadi değildir. Ve sonra da şunu söylüyorlar, bu sonuçlara dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada önemli olan nokta bu. Hem burada göstereceğim, birazdan bana ait arz edeceğim tabloda, hisselerde siz maaş hesabınız neredeyse bu şirket isimlerini lütfen oradaki aracı kuruma, çünkü çalıştığınız bankanın illaki bir aracı kurumu vardır, o aracı kurumun uzmanına sorun. Buradaki hesaplar, buradaki hedefler sizce doğru mu, tavsiye eder misiniz diye ve ona danışarak iş yapın. Ama burada dediğim gibi %50 potansiyeli olan şirketler nedir dediğimizde bakın. Emlak, konut, iş, gayrimenkul yatırım ortaklığı 118 ve %90'lık bir getiri potansiyeli var diyor. Kardemir 86, Galata Wind 81, Tekfen 74, Enerjisa 70, Tofaş 63, Akçansa 63, Şişecam 62, Vakıfbank 62, Şok Marketler 58, Arçelik 56, Ereğli 55 şeklinde diyor. Burada benim şahsi görüşüm şu arkadaşlar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları artan faiz ortamında ve yüksek enflasyon ve düşük talepte umduğumuz sonuçları bize getirmeyebilir. Böyle bir riskleri var. Ama ben şuna da inanıyorum. Hani faiz artırım sürecinin bitmesi ve enflasyonun kafayı aşağıya eğmesiyle gayrimenkul yatırım ortaklıklarının bir fırsat taşıdığını söyleyebilirim. Keza buna bağlı olarak da Kardemir ve Ereğli'yi değerlendirebiliriz. Dolayısıyla oradaki hisseler birazcık bence erken olabilir, demir çelikler. Enerjiler her zaman iyidir arkadaşlar. Onu tavsiye ben de ediyorum açıkçası. İyi görüyorum. Bununla beraber holdingler, mesela Tofaş, Fabrika, gerçekten buradaki beklentilere ben de iştirak ediyorum. Keza çimentolar, evet olabilir. Ama bir kamu bankası yerine ben özel bankayı şahsen tercih ederim diyorum. Arçelik'le ilgili beklentim de burada benim gayet olumlu. Şimdi isterseniz bir de o 70'e neleri koyabiliriz dediğimizde benim kamuoyu aydınlatma platformuna bakarak bulduğum bir takım şirketler var. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değil ama yüzde kaç potansiyelleri var? Birazcık da onlardan bahsetmek isterim sizlere. Kıymetli arkadaşlarım, videonun içinde hatırlattık ama bunlar illa o getiri sağlanacak şeklindeki hesaplamalar değil.
Yani bunlara baktığınız zaman beklentileriniz karşılanmayabilir. Bu uyarıyı da yapmak lazım. Ha, bir kez daha söylüyorum, hep söylüyorum bunu. İlla ki bir bankada maaş hesabınız var. O bankaya gidiyorsunuz yatırım bölümüne. Yatırım bölümünde hem mesela bu iş yatırımın söyledikleri, hem birazdan benim söyleyeceklerimi mutlaka ilgili uzmana danışın. Eğer onlar okeylerlerse böyle bir operasyonu yapabilirsiniz. Yani o 70'lik kısmı doldurabilirsiniz. Ha, benim yaptığım hesaplamalara göre mesela Türk Hava Yolları'nda ben %30'luk bir potansiyel görüyorum. Anadolu Grubu Holding'de %32'lik bir potansiyel görüyorum. Tofaş'ta en az %30'luk bir potansiyel görüyorum. Yapı Kredi'de %35, Tüpraş'ta %33, Koç'ta %30, Medikal Park'ta da %40'lık bir potansiyel olabilir. Dolayısıyla Türk Hava Yolları, Anadolu Grubu Holding, Tofaş, Yapı Kredi, Tüpraş, Koç, Medikal Park gibi şirketlerin o %70'lik kısma sokulup sokulmayacağı, hedefin ne olacağı konusunda dediğim gibi danışmanız faydalı olacaktır diyorum. Hisselerle ilgili bir de şu eklemeyi yapmak istiyorum ki burada bahsettiğimiz o getiri potansiyellerini eğer istersek daha da yukarıya çıkartabiliriz. Peki nasıl? Bakın arkadaşlar, dünyada bütün yatırımcılar borsaya baktığı zaman borsada ticareti şöyle görüyor. Bir hisseyi belli bir noktadan almak ve belli bir noktaya geldiğinde satmak. Tamam, doğrudur. Bu bir al-sat taktiğidir. Evet, bununla işte biraz önce de belirttik zaten getiri yüzdelerimiz karşımıza çıkabilir. Ama bakın, eğer bir de şunu yapmayı başarabilirsek, yani aldığımız hisseyi çevirebilirsek. Neden biliyor musunuz? Hiçbir finansal varlık arkadaşlar dünyada belli bir noktadan başlayıp roket gibi nihai hedefine çıkmaz. O yükseliş trendinde nefes alıp verir gibi hareketler vardır. Yani yükselir, geriler, tekrar yükselir, tekrar geriler. O zaman bakın, yükselmeler ve gerilemeler o trend hareketini, o hareketi oluşturuyorsa, burada yükselişlerde, yukarıdan dönüşlerde malı verip aşağıya doğru geldiğinde malı tekrar yerine koyarsanız, yani kabaca çevirirseniz, az önce bahsettiğimiz o getiri yüzdelerini daha da yukarıya çıkartabilirsiniz. Somut bir örnek vereyim. Yani nükleer füzyon değil bu arkadaşlar. Sadece yatırımcı okulları Türkiye'de yok. Bir tek bizim var arkadaşlar. Neden? Canlı veriler üstünden veriyoruz. Evet, borsa anlatan, teknik analiz anlatan bir sürü uzman var ama bunu her sabah piyasayla birleştiren yok. Bu noktada Avrasya Yatırım, Anadolu Aslanları grubu Türkiye'de bir tane. Ben orada işte sürekli dün bile mesela şunu anlattım. Dedim ki, bakın borsada malı çevirmek önemli. Malı çevirdiğiniz zaman endeksler geri gelirken bile kazanabilirsiniz. Somut örnek şu. Dönün borsa ulusal yüzü açın. 8750, 9350. 8750, 9350. 8750, tekrar 9350'ye 400'e denemeye çalışacak. 3 kere 9350'ye çarpmış dönmüş. O zaman siz geçmişe dönüp baktığınızda zirveleri, potansiyel olarak döneceği noktaları, geçmişe baktığınızda potansiyel dip noktaları grafiklerde görebiliyorsanız kuvvetle muhtemel oralarda malı çevirmeniz için, yani yukarıdan satmak, aşağıdan yerine koymak için size bir kapı açılabilir. Biz bunu Avrasya Yatırım'da yatırımcı okulumuzda anlatıyoruz. Biraz önce gösterdiğimiz yüzdeleri daha yukarıya çıkarmak işte eğitimle mümkün arkadaşlar. Konfor alanınızdan çıkın. Bir şeyler öğrenmeye çalışın. Borsada ticareti bir B planı yapın kendinize. Bu bağlamda eğer bunu yaparsanız bir doğru malları alıp satabilirseniz bu bir başarı. Evet, bahsettiğimiz yüzdeler belki karşımıza gelebilir. Artı malı çevirebildiğiniz zaman işte bu yüzdeleri daha da yukarıya çekebilirsiniz. Bir noktada şu o 30'luk kısım. O 30'luk kısımda arkadaşlar 70'e 30 agresif bir portföy. O 30'da Amerikan doları alabilirsiniz. Burada beklentimiz ne? 40 ile 45 arasında bir yıl sonu fiyat beklentimiz var. Bu ancak enflasyonu karşılayacak. Altın koyabilirsiniz. Burada ne kadar çok risk iştahınız, cesaretiniz yüksekse o kadar bu oranları sizler ayarlayabilirsiniz. Ama 70'e 30 bence ideal bir
orandır diyorum. Umarım arkadaşlar video faydalı olmuştur. Çünkü bizim artık bireyler olarak bu adaletsiz ortamda farklı farklı çıkışlara ihtiyacımız var diyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.